Hoş geldiniz. Seher Hanım. Nasılsınız? Çok memnun olduk. Hoş geldin Bülent. Hocam merhaba, hoş geldiniz merhaba, tekrardan. Merhaba. Evet, merhaba. Şimdi Hisar Hastanesi'ni size tanıtalım istedim. Tamam. Beş sene önce ben radyoya başladım, daha radyoya başlamışım 15 dakika olmuş, dediler ki radyo bitti. Ben dedim ki keşke başlamasaydık ya, daha yeni başladık. Yani seninle saç konusunu konuşmak da istemiyorum derinlemesine ama saç da varmış bizde be. Daha bunu çok uzatacağız, merak etmeyin, zaten bunu kopartana kadar uzatacağız. Arşimet milattan önceki 300 yıllarıydı sanıyorum, bilim insanı zaten ve doğayı inceleyerek her şeyin sarmal yapıdan oluştuğunu zaten keşfetmiş. Ama biz yüzyıllardır bu keşifleri bir kenara bırakmışız, başka şeylerle boğuşmuşuz. Saç ekimi de aslında maalesef ki bu konuda boğuşmuş ve tıkanmış bir sektör. Bu ne demek? İşte arka bölgeden, güvenilir bölgeden bir saç köklerini alıp ön tarafa ekiyorduk yıllardır. Ama ekerken bir dizilim matematiği yoktu. Ama biz inceledik, baktık ki bizim saç çıkış noktamız, bakın buradaki bir tepe noktası. Herkeste olan saç dönemi. Hani bebekken ilk saçın çıktığı nokta. Çocuklarınız varsa ya da yani bıngıldağın orada ilk saç başlar çıkmaya. Bu bizim referansımız. Bugüne kadar hiçbir saç ekimi burayı referans alıp bir dizilim hesaplaması, yani saçın çıkış yönü, açıları, köklerin birbirine yakınlığı, cinsi, kalınlığı, bunların hepsini bir araya getirip bir formül bulup dizilim yapmamış. Daha çok ben bunu şöyle anlatıyorum. 5000 tane kök var. Düşünsenize. Şöyle tarlaya eliyle bence fırlatmış gibi. O yüzden de tesadüfen iyi sonuç, tesadüfen şimdi kötü sonuç bu konuda, var. Bu konuda disiplinli davranmak ve formülize çalışmak çok önemli. Çünkü Arşimet saç ekimindeki sizin anlattığınız matematiği gördüğüm zaman bu neticede şu noktaya getiriyor bizi. Matematiği dahil etmediğin hiçbir şey, evine alışveriş yaparken, dua ederken, film izlerken, beste yaparken, yolda yürürken, bu matematiği çözdüğümüzde aslında her şeyi evet, çözmüş aynen, olacağız. Onu demek istiyorum ben bu de. Bu da Arşimet mevzusu da saç konunun inovasyon saça olarak yansımış aynen hali öyle herhalde. Çünkü hayat sarmal. Yani ağacı da kessek bir sarmal yapı çıkıyor. Salyangozda da var, parmak izimizde, bağırsaklarımızda. Doğanın Arşimetleri örümceklerdir denir. Yani aslında doğadaki sarmal yapıyı en iyi kullanan örümceklerdir. Ağları o yüzden çok sağlamdır. Zaten hayvanlar dünyasının, şimdi ben bir örümceğin yaptığını falan hani bir insan zor yapar yani, ya da çoğu ancak hayvanın keşfediyoruz. Bakın 2022 tabii yılındayız. Keşfede keşfede ne aşamadayız yani. Belki de bu Arşimet saç ekim sisteminden yararlanarak bir 10 sene, bir 20 sene sonra çok daha değişik yerlere gelecek konu. Evet, aynen öyle. Her umarız. Gün gelişiyor. Aynen. Her gün gelişiyor. Doğallık en önemli şey Arşimet'te. Çünkü biz tepeden başlıyoruz ekime. Saçların yapısı da bunu gerektirir. Buradan çıkış noktası vardır. Uzayarak bebekken herhalde ön hat sonra kel belirli demek istemiyorum ama saçsız arkadaşların en heves ettiği şey bir gün girip bir berbere oturup önleri al yanlar kalsın falan demek herhalde. Neticede bu konuda herhalde berbere götürecek kadar sonuç alınıyor değil mi? Alınıyor. Aynen. Berbere ihtiyaç duyuluyor. Öneriyorum arkadaşımıza. Gelin böyle hocam. İlk önerimi. Size ekeceğiz ya. Kaçı herkes istemiyor. Siz istemiyorsunuz evet yani. Yapacağız artık. İlk önerimi. Size. Türkiye'nin spor duayeni Albatros Sülüş'e yapıyorum. İlk önerimi. Baba. Ben de Cem Aslan'ın önerisini alıyorum, kabul ediyorum. En kısa zamanda. Yaptırıyorum. Tamam, anlaştık. O zaman.